EFE Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın bizimle. Sayın Günaydın merhaba efendim. Ülkem, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sesinizi biraz yükseltmesini rica edeceğim arkadaşlarımdan. Çünkü zor duyuyorum ben sizi. Sayın Günaydın, şimdi Mücella Yapıcı nasıl bir adalet anlamış değilim diyor. Nasıl bir adalet olduğunu anlamamız mümkün mü? Siz siyaset bir yana hukukçusunuz. Nasıl bir adaletle karşı karşıyayız? Evet, orta yerde olmayan bir adaleti konuşuyoruz. Rafa kaldırılmış bir hukuk düzeninden bahsediyoruz. Gerçekten bunu bir ceza yargılamasının unsurları açısından açıklayabilmek mümkün değil. Çünkü ceza yargılaması yapabilmeniz için bir şüphe olmalı. Sonra elinizde soruşturma aşamasının devamında, kovuşturmada bu suçu kesin kanaate dönüştürecek, bu şüpheyi kesin kanaate dönüştürecek kanıtlar ve tanık beyanları olmalı ki artık şüpheyle güreş etmekten vazgeçip bir delilleriyle, beyanlarıyla, kanıtlanmış ifadeleriyle, tanıklarıyla kanıtlanmış bir suçtan bahsedebilirsiniz. Dolayısıyla da bir suçludan bahsedebilirsiniz. Önce suç var mı diye bakalım. Nedir söylediğiniz? Suç, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme. Bu Osman Kavala için söyledikleri ve bundan dolayı Osman Kavala'ya müebbet ağır hapis cezası verdiler. Geriye kalanlara ise buna yardım etme suçlamasıyla Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a, Mine Özerdem'e ve Çiğdem Mater'e de 18 yıl hapis cezası verdiler. Peki nedir Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek için bu arkadaşlar ne yapmışlar? Gezi direnişi sırasında Türkiye'de 81 ilde insanlar sokağa çıktılar. Yüz binler, milyonlar sokağa çıktı. Yalnızca belirli kentlerde gösterilere katılanların milyonlarla ifade edildiği söylendi. Deniliyor ki siz bunları, bu gösterileri organize ettiniz ve Türkiye çapında yaygınlaştırdınız. Peki ne var elde? Hani bunu kanıtlayacak ne var elde? Hangi deliliniz var? Hangi tanık beyanınız var? Düzmece işlerin dışında hiçbir şey yok. Yani bunu söylerken üzülüyorum ama yargının araçsallaştırılması, yargının siyasallaştırılması hepimizin gözü önünde oluyor. Yani şu anda Türkiye'de maaşları, emekli maaşlarının azlığı nedeniyle sokağa çıkıp yürüyüş yapmaya çalışan, basın açıklaması yapmaya çalışan herhangi bir kitleye de sen, evet sen hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyorsun, bugün İstanbul'da bu gösteri yürüyüşünü yapıyorsun, amacın bu gösteri yürüyüşünün bütün Türkiye'ye yayılmasını sağlamak ve böylece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek diyerek aynı suçlamayı emekli maaşlarımı artırılsın diye açıklama yapan insanlara da teşmil edebilirsin. Yani bu mantıkla, bu kafayla bir hukuk devleti, bir yargılama düzeni sürdürülebilir mi? Bir de ifade edelim. Bunlar ilk derece mahkemesinde daha evvel oy birliği ile beraat almış insanlar. Nasıl bir ilk derece mahkemesi oy birliği ile beraat veriyor ve şimdi Yargıtay bu sefer oy birliği ile suçlu buluyor. Oysa biz Yargıtay'ı neyin güvencesi olarak görüyoruz? Adli yargının en üst merci. Yani ilk derece mahkemesi hata yapabilir. İstinafta bazı kararlar, bazı deliller gözden kaçabilir. Türkiye'nin en güçlü yargıçları, en deneyimli yargıçları Yargıtay'da olsun. Dolayısıyla kişinin hukuk güvencesi, toplumun hukuk güvencesi Yargıtay üzerinden sağlansın. Oysa gördüğümüz nedir? Yani Yargıtay maalesef araçsallaştırılmış yargının en üst organı olma vasfını sürdürüyor. Peki bu ceza ile ilgili söyleyebileceğimiz başka şeyler neler? Efendim, AİHM kararlarına açıkça aykırıdır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği bu karar. Başka? Anayasa Mahkemesi diyor ki örneğin Can Atalay meselesinde. Siz milletvekili dokunulmazlığı ve milletvekili seçildiği andan itibaren meclise gönderilmesi konusunda benim daha evvel örneğin Enis Berbaroğlu'na verdiğim ne diyelim, iştahada uymuyorsunuz. Bu çerçevede ben konuyu ele alacağım ve 5 Ekim'de bunu bir karara bağlayacağım diyor.
ve Anayasa Mahkemesi'nin bu açıklamayı yapmasının ertesi günü Yargıtay 3. Ceza Dairesi olarak Can Atalay'ı tutuklu olmaktan çıkartıp hükümlü pozisyonuna hale getiriyor. Bütün bunların herhangi bir yerde hukukla açıklanabilmesi, adaletle açıklanabilmesi mümkün değildir. Hukuk fakültesinde şöyle öğretmenler Hülke Hanım, iç yargı kararlarının uluslararası hukuka, evrensel hukuka uygun olması ve bu çerçevede bir bağımsız gözlemciyi tatmin edebilecek bir hukuk kalitesine sahip olması beklenir. Evet. Ancak o takdirde siz yargı düzeninizin evrensel hukukun bir parçası olmasından bahsedebilirsiniz. Oysa Türkiye'nin ahim kararlarına uymaması, ilk derece mahkemesinden Yargıtay'a kadar adeta Anayasa Mahkemesi'ni işlevsizleştirmesi, yok sayması, ikincileştirmesi ve hukukun genel kurallarına dahi uymamasını bir temel kural olarak maalesef Türkiye'de şu anda görüyoruz. Bu karardan itibaren Türkiye'de hiç kimsenin yargı güvencesinin kalmadığını düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Maalesef toplumun geniş anlamda vicdanı kanaati de bu yönde. Sayın Gökhan Günaydın, tabii şimdi Gezi direnişi davası kapsamında da düşündüğümüzde genel olarak genel seçimlerin ardından iktidarın tavrı ve tutumuna baktığımızda biraz daha sertleşeceğini, dozajın artacağını biliyorduk, öngörüyorduk aslında. Şimdi yeni anayasa çalışmaları altında çalışmalardan bahsediliyor. Orada da bir nefret söylemi vurgusu yapılıyor. Altından ne çıkacak, kapsamı, kime karşı nefret, hiçbirisini anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Ama özellikle Gezi direnişi davası kapsamında bir gözdağının toplum üzerinde yayılmaya başlandığını, siz emekliler üzerinden örneği verdiniz, düşünmeden de edemiyoruz. Yani bir hak arayışı, bir direniş, bir gösteri artık şu süreçte karşımıza çeşitli suçlamalar yöneltilerek, ki sansür yasasını da hatırlatalım, burada ekleyelim, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak meselesi örneğin. Hepsini birleştirdiğimizde genel seçimlerin ardından iktidar dozu arttırıyor mu? Öyle görünüyor. Halbuki tersine işaretler vardı. Hani yerel seçimlere doğru daha böyle normalleşmeye, hem yargı alanında, hem ekonomi alanında, hem içişleri alanında daha normalleşmeye doğru adımlar atıldığına ilişkin bir izlenim doğmuştu. Süleyman Soylu'nun görevden alınması ve yerine Ali Yerlikaya'nın getirilmesi, yargılamanın başına Yılmaz Tunç gibi görece makul bir bakanın atanması, aynı zamanda da Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesi, hani bunların görevden alınan simgelerine bakalım. Nebati'nin yerine atama, Süleyman Soylu'nun yerine atama. Dolayısıyla normalleşerek Türkiye'yi götürmeye çalışıyorlar. Çünkü dışarıdan sıcak para bulmak zorundalar ve bu sıcak para da kendisini ancak güvence altında bulduğu bir yere gelebilir. Bu bağlamda Türkiye'nin daha normalleşmeye yönelik adımlar atacağı bekleniyor diye bir paradigma oluşturulmaya çalışılıyor idi. Ancak Gezi davası bunun tam tersinedir. Bu insanlar birer dosya numarasından ait değillerdir, ibaret değillerdir. Bunların eşleri, çocukları, anne babaları, sosyal çevreleri, psikolojik, fizyolojik yaşamları vardır. Ve bir ömürü dört duvar arasında çürütmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Türkiye'deki hiç kuşkusuz ilk hukuksuzluk bu değildir. Ama simge olacak hukuksuzluklardan bir tanesinin bu olduğu görülüyor. Şimdi hükümet bu adımları atıyor. Çünkü şu unutulmasın, hükümet muhalefeti meclise ve salonlara kapatmaya çalışıyor. Yani demokratik bir tepkinin sokaklarda, mahallelerde, fabrikalarda, tarlalarda örgütlenmesi hükümetin en korktuğu iş. Peki bu saydığım çerçeve anayasada kendisini bulmuş mu? Evet, anayasa insanların izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabileceklerini, izin almadan basın açıklaması yapabileceklerini, izin almadan miting yapabileceklerini öngörüyor. Oysa bunların, bu hakların kullandırılmamasına yönelik de inanılmaz adımlar atılıyor. Şimdi yapılması gereken şey, muhalefetin toplamı buna nasıl bir reaksiyon verecek? Bütün mesele budur.
tipin 1 Ekim'den itibaren Hatay'dan Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatacağını duyuyoruz. Arkadaşlarımızın böyle beyanları oldu. Bu yürüyüş mutlaka desteklenmelidir görüşündeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu karara karşı ne yapacağını, nasıl bir tutum takınacağına ilişkin elbette bir çerçeve çizecek ve kurullarında bunu konuşup çeşitli kararlar alacaktır. İfade etmeliyim ki bu son derece yanlış kararın geri döndürülmesine yönelik her türlü demokratik hak, her türlü hukuki yol, yargılamanın yenilenmesi dahil olmak üzere mutlaka kullanılmalıdır. Ya değilse adlarını saydığımız 5 insan üzerinden aslında Türkiye'nin 86 milyonuna bir gözdağı verilmektedir. Ve o gözdağının şeyi şudur, anlamı şudur. Hiçbiriniz kıpırdamayacaksınız. Bu otoriter rejim altında hepiniz böyle yaşamaya, sesinizi çıkartmadan yaşamaya mahkumsunuz. Herhalde bu çağdaş demokratik hukuk devleti için kabul edilebilir bir nokta asla değildir. İnsanlarımızın, toplumumuzun ve siyasal partilerimizin de buna karşı mutlaka bir pozisyon belirlemeye ihtiyaçları vardır diye düşünüyorum. Evet, çok hızlı bir şekilde 5 sanığın cezası onanan 5 isimle ilgili tek tek de size sormak istiyorum. Mesela Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vardı. Bizi bağlamaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Bundan sonraki süreç onun için nasıl işleyebilir? Artı Can Atalay 18 yıl hapis cezası aldı. Sadece tutukluydu, şimdi artık hükümlü. Burada hukuki süreç nasıl işleyecektir? Ayın 5'inde Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu görüşülecek. Kendisi milletvekili yemin etmediği için milletvekili hukuki olarak olmamıştır diyenler var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani süreç isimler için belli ki ayrı ayrı şekilde işleyecek ama nedir efendim önlerinde yol haritası? Şimdi önce şunu ifade edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcılığını Türkiye Anayasası'nın 90. maddesi uyarınca kabul etmiş ve bu çerçevede imzalarını atmış bir ülkedir. Bu bağlamda sen canının istediği ahim kararına uyup canının istemediğine uymama gibi bir lükse sahip değilsin. Hukukçu olmayan yurttaşlarımız açısından söyleyelim. Ahim kararlarının bağlayıcılığı ya da hükmü iç hukukun üzerinde olması meselesi sizin egemenlik hakkınızı ortadan kaldıran ya da zedeleyen bir şey değildir. Çünkü aynı konu Almanya içinde, Fransa içinde, İtalya içinde söz konusudur. Demek ki bu ülkeler iç hukuk düzenlerini daha yukarıdan denetleyecek bir Avrupa hukuk mekanizmasının gerekli ve yararlı olduğu konusunda bir görüş birliği içerisindedirler. Türkiye'nin de attığı imzalar doğrultusunda buna uyma gibi bir yükümlülüğü vardır. Peki ben buna uymuyorum. Tazminat gerekirse öderim. Demek Türkiye'yi nereye götürür? Türkiye'yi Avrupa hukukundan, evrensel hukuktan uzaklaştırır ve Türkiye'yi hukuk tanımaz bir noktaya doğru sürükler. Bir kere ayım kararlarını ben uymuyorum, beni bağlamaz demenin gerçekten hukuken ve siyaseten bir karşılığının olamayacağını, böyle bir şeyin akla aykırı olduğunu değerlendiriyorum. Buna rağmen yapılmıyor mu? Yapılıyor. Evet. Türkiye çünkü gerçekten çağdaş hukuk devletinden hızla uzaklaşıyor. Bunu görmek zorundayız. Can Atalay, Tayfun Kahraman ve diğer arkadaşlarımız. Önce Can Atalay'ın durumu. Can Atalay milletvekili olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu seçilme yeterliliği olup olmaması yönünden değerlendiriyor. Seçilme yeterliliğinizde bir sorun yoktur diyerek onaylıyor. Ve bu çerçevede Can Atalay milletvekilliği başvurusunu yapıyor. 14 Mayıs itibariyle düzeltiyorum. 14 Mayıs itibariyle de Can Atalay milletvekili seçiliyor. Evet. 14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında seçimlerin kesin sonuçlarının açıklandığı andan itibaren Can Atalay milletvekilidir. Çünkü burada kurucu unsur milletin iradesidir. Sizin orada mazbata vermeniz,
bu kurucu iradeye ilişkin olsa olsa bir tespit etme, bunun belgesini vermekten ibarettir. Ya değilse milletvekili seçilene mazbatasını vermeme gibi bir lüksünüz yoktur. Peki yemin nedir? Evet, yemin olsa olsa yine bir ancak tamamlayıcı unsur olabilir. Yani yemin olmadığı, mazbatayı alamadığı falan gibi laflar üzerinden bir şey üretmek mümkün değildir. Kaldı ki mazbatası vardır, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odası vardır, danışmanları vardır, maaşını almaktadır. Demek ki bir milletvekilidir Can Atalay. Şimdi bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştuğumuz meclis başkanı, AKP grup başkanı, başkan vekilleri dahil hep ortak kanıyı dile getirdiler. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte icraatları var. Milletvekili seçildiği anda tutuklu olan insanlar için yapılan uygulamalar doğrultusunda Can Atalay'ın da bir an evvel Yargıtay kararının üretilmesi sonrasında meclise, odasına gelmesi ve yasama faaliyetlerine katılması gerekir diye bize defalarca ifade ettiler. Hatta bu konuda siyasal partileri bağlayan bir ortak bildiri hazırlayalım önergemize de AKP ve MHP grubu, sizinle düşünsel olarak farklı bir noktada değiliz. Ancak böyle bir bildirge yasamanın yargı üzerine bir baskı oluşturması anlamına gelir ve doğru olmaz, hukuki olmaz diyerek ortak bildirden kaçtılar. Peki şimdi o zaman tutukluydu, meclise gelmesi gerekir diyenler bugün şey mi diyecekler? Ya ama hukuki durumu değişti kardeşim, artık hükümlü. Dolayısıyla gelemez mi diyecekler? Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Önemli olan budur. 5 Ekim'de ne diyecek Anayasa Mahkemesi? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin önünden bir dava, bir dosya kaçırılıyor. Ve Anayasa Mahkemesi adeta boşa düşürülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğu görmesi ve bu meseleye geniş yorum yapması gerekir. Ben bu bağlamda verilen mahkumiyet kararının hukuki olmadığını, verilen mahkumiyet kararına giden yolda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutumunun Anayasa Mahkemesi'ni boşa düşürmeye odaklı olduğunu, bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin hem kendi hukukunu hem de Can Atalay'ın hukukunu koruması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma da şunu söyleyeyim. Biraz evvel Mücella Yapıcı'yı gördük. Mücella Yapıcı ile biz TMMOB'de eş zamanlı olarak yönetici olarak çalıştım. Ben oda başkanıydım Ziraat Mühendisler Odası'nda. O da kendi odasında yöneticiydi. Mücella Hanım'ın söylediğini duyun ve haline bakın. Bizim suçumuz neydi diyor. Biz hiçbir suç işlemedik ve canlarımı burada bırakıyorum diyor. Ve üzülerek söylüyorum, kendisini çok severim. Cezaevinden çıkarkenki pozisyonu orada ne kadar yıprandığını gösteriyor. Yani insanlara bu zulmü yapmaya kimin hakkı var? Gerçekten ne suç işledi bu insanlar? Yani dışarıda on binler, yüz binler hep beraber oradaydık. Ben de oradaydım. Ben de biber gazından milletvekiliyken o dönemde yeterince payıma düşeni aldım. O dönemin valileri, emniyet müdürleri, o dönemin Ergenekon davasını yürüten yargıçlarının ne hale düştüğünü gördük. Türkiye bu revanşist dönemleri artık aşmalıdır. Yargı siyasetin bir aracı haline getirilmemelidir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı mutlaka tesis etmeliyiz. Ha eğer Anayasa Mahkemesi, düzeltiyorum, AKP gerçekten Türkiye'yi demokratikleştirmek için bir anayasa düzenlemesi getirmek istiyor ise, işte ailenin korunması gibi, sorun kalmayan başörtüsü gibi alanlarla uğraşmaktan vazgeçmeli. Örneğin Hakimler Savcılar Kurulu'nun yürütmenin baskısından nasıl uzaklaşacağı, oradan Adalet Bakanı Müsteşarının nasıl çekileceği ve hakimlik teminatının hem coğrafi teminatının hem görev teminatının yeniden nasıl tesis edileceği, bir anayasa değişikliğini hep beraber yapalım. Evet. Bu çerçevede kamuoyu vicdanını tatmin etmeyen yargılamaların yenilenmesi gerektiği konusunda yeniden ortak kararlar tesis edelim. Bunların kanunlaştırılmasını, anayasa hükmü haline getirilmesine bakalım. Türkiye'yi geriye götürmeye yönelik bir çaba var ama ilahi nihayette
Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Gökhan, günaydın. Siyasetle ilgili de birkaç sorum olacak ama onları sıkıştırılmış bir biçimde size soracağım. Onun öncesinde 5 Ekim'de Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu görüşülecek. 4 Ekim'de de Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Merdan Yanardağ'ın ilk duruşması var. Söylemek istediğiniz birkaç şey var mı? Çünkü o da galiba seçimden sonra dozajın arttırıldığı döneme denk geliyor. AKP'nin bir planı, programı var mı bu konuyla ilgili de, siz ne düşünürsünüz? Merdan Yanardağ dostumdur, arkadaşımdır. Uzun yıllara dayanan bir kişisel arkadaşlığımız vardır. Merdan'ın şahsi görüşlerini bilirim, politik tavrını ve tutumunu da bilirim. Merdan'ın nasıl toplumun önüne atılmaya çalışıldığını, siyasetin bir aracı haline getirilmeye çalışıldığını da görüyor ve izliyorum. Merdan Yanardağ'ın yargılanmasını gerektirir bir husus yoktur. Bu bir düşünce açıklamasıdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Katılmadığınız tarafları olabilir. Hele hele Merdan Yanardağ'ın tutuklu yargılanmasını gerektirebilecek herhangi bir husus yoktur. Merdan Yanardağ'ın kaçma tehlikesi mi var? Merdan Yanardağ'ın delilleri karartma, tanıkları baskılama tehlikesi mi var? Ha, uydurduğunuz katalog suçlar suçlamasıyla kimseyi aylarca, yıllarca içeride tutma hakkına sahip değilsiniz. Ben sevgili Yanardağ cezaevinde ziyaret ettim. Kendisiyle de karşılıklı olarak bu görüşlerimizi teyit ettik. Umuyorum ve diliyorum ki 4 Ekim'de Merdan Yanardağ hakkında sürdürülen bu son derece haksız uygulamaya son verilsin ve bence beraat ilk celsede, eğer mümkün olmuyor ise de tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılması gereklidir ve hatta zorunludur diye düşünüyorum. Merdan Yanardağ üzerinden de Türkiye'de tutuklu bulunan tüm gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Evet, Sayın Günaydın, tabii siyasetle ilgili ben ardı ardına sorularımı size yöneltmek istiyorum. Zira bir yerel seçimler konusu, diğeri büyük kurultay konusu gündemde, ana gündemde. Tabii bu arada iktidarın yaptıkları, ettikleri üzerinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, genel olarak muhalefet partilerine baktığımızda çok fazla yoğunlaşılamıyor. Bunun eleştirisi yine sokaktan da yansıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar nasıl yerine oturacak? Son günlerde Özgür Özel biraz daha sertleştirdi söylemlerini ama diğer yandan tüm olasılıkları da hesaba katarak konuşuyor. Bir oyla da kaybetsem, bin oyla da kaybetsem yine de yola devam edeceğim ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kazansam dahi partinin üzerinde olacak diyor. Bu süreç, özellikle büyük kurultaya giden süreç nasıl ilerliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şulam, Ülke Hanım, şöyle söyleyeyim. Sanki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bir kurultay süreci yaşıyor. Siyasi partiler yasası ve tüzüğümüz uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer tüm siyasal partiler 2 yılda bir kongrelerini ve kurultaylarını yaparlar. Evet. Bunun artı bir uzatılmasına yönelik bir karar alındı. Bu yanlış bir karardı. Geçen sene yapılmalıydı CHP'nin kongre ve kurultayları. Maalesef geçen sene ertelenerek Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ve yerel seçimlerden önce son derece daraltılmış ve uygun olmayan bir zamana sıkıştırıldı. Ben bunun yanlış olduğunu defalarca ifade ettim. Burada da bir kere daha fikrimi söyleyeyim. Ancak nihayetinde 3 yılda bir, en geç 3 yılda bir olması gereken kurultay sürecimizi yaşıyoruz. Peki bu kurultay sürecinde genel başkan adaylarının çıkması anormal mi? Hiç anormal değil. CHP'nin genel başkanı var. Şimdi de CHP'nin grup başkanı ben de bu göreve talibim diyerek çıktı. Bildiğim kadarıyla Örsan Öğmen, bildiğim kadarıyla değil, evet, Örsan Öğmen de ben de adayım diyerek çıktı. Evet. Belki seçim günü bazı arkadaşlar da çıkacaklar. Bunlardan delegenin %5'inin oyunu alabilenler, yani 70 civarında delege imzası alabilenler genel başkan adayı konumuna gelecekler. Aday adaylığından adayı konumuna gelecek. Kurultay'da konuşma yapıp yarışma gücüne sahip olacaklar. Peki bu süreci, bu aslında son derece olağan süreci geçmişten farklılaştıran olay ne? Evet, biz gerçekten kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik.
Bunu kabul etmek, bunun öz eleştirisini yapmak ve toplumu yeniden ayağa kaldıracak bir ivmeyi ortaya koymak zorundayız. Görev ve sorumluluk CHP'nin seçilmekte olan kurultay delegelerindedir. Yaklaşık 1400 seçilmiş ve doğal delege 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da toplanacak. Yalnızca partilerden değil, ülkelerinin de iyiliği için oy kullanacaklardır. Ben CHP delegesinin zor zamanlarda doğru kararlar verdiğine hep beraber tanık oldum. Dolayısıyla önümüzdeki 5,5 haftalık zaman dilimi içerisinde de CHP içerisinde bu olağan tartışmalar devam edecek. Ben sonunda CHP genel başkanlığı süreci bir kere daha seçilmiş bir adayla, seçilmiş bir genel başkanla son bulacak ve hep beraber işimize bakacağız. Evet. Kongreler bitiyor. Kongrelerde kazananlar, kaybedenler oluyor. İşte ifade ediyorlar, değişimciler kazandı, genel merkezciler kazandı. Ya o genel merkez hepimizin genel merkezi ve o değişim duygusu hepimizin değişim duygusu. Ama ifade edelim ki CHP'nin baştan sona bir yenilenme ihtiyacı vardır. Daha demokratik bir partiyi kurmak, kadroları yenilemek, işleyiş mekanizmamızı gözden geçirmek, tüzüğümüzü düzeltmek, programımızı yeniden yazmak, ideolojimizi çağın gereklerine uygun olarak temel taşlarımızın üzerine yeniden kurmak, inşa etmek, bunlar hepimizin ortak görevleri. CHP bunları yapacaktır, bu tartışmalardan çıkacaktır. Yalnızca CHP'nin değil, tüm muhalefetin toplanmaya ihtiyacı vardır. Bu da hani partimize karşı görevimiz olduğundan daha çok ülkemize karşı görevimizdir hiç kuşkusuz. Tabii yerel seçimler başlığına döndüğümüzde şu anda son olarak Ekrem İmamoğlu ittifak konusuyla ilgili ittifakın beslediğini çok güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar ittifakın başarıldığını söylüyor kendisi. Yine Meral Akşener'in sert söylemlerine karşılık Özgür Özel yanıt vermiyor. Yanıt vermek demek Akşener'e AKP'nin ekmeğine yağ sürmektir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanıt verilmemesi şeklinde bir isteğinin olduğu da kulislerden ekranlara, gazetelere yansımıştı. Peki tam da işte bu süreçte şimdi yeni bir bilgi paylaşımı var Sayın Gökhan Günaydın. Biz hem 2019'da hem de 2023'te üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 10 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmasın. Yoksa AKP'ye kaptırılır. Herhalde biz çıkarırız. Çıkaralım demek istiyor. Ki bence daha büyük risk AKP'ye kaptırmak konusunda. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu. Bu bağlamda İyi Parti'nin ilerlettiği süreci ya da basına yansımayan görüşmeler, temaslar, ittifak kapısının açık kalması gibi durumların söz konusu olup olmadığını bize iletir misiniz Sayın Günaydın? İttifak kapısı aralık mı? İyi Parti'nin talepleri var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Pazarlık mı yapılmak isteniyor? Yoksa İyi Parti AKP yakınlaşmasından bahsediyor örneğin. Ümit Özdağ daha önce haklı çıkmıştım. Şimdi de çıkacağım minvalinde konuşuyor. Nedir efendim süreç? Efendim bu hafta sonu itibarıyla yerel seçimlere 6 ay kalmış olacak. Hı hı. Siyasetçilerde kolay konuşma, özür dileyerek söylüyorum bu bir tabire dönüşmüş. Konuşmanın şehvetine kapılma gibi bazı hastalıklar vardır. En çok bağıranın, en çok gerçekle bağını koparanın haklı olduğu zamanlarda değiliz. Hepimizin geçmişe yönelik vefa, geleceğe yönelik de sorumluluk duygusuyla birlikte davranma durumu vardır. Adeta buna hep beraber mecburuz. Neyi istiyorsak, Türkiye'nin ortak yararını düşünüyor isek. Ben tüm bu açıklamalara rağmen sakin kalınması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim, hiç kimseyi bağlamadan söyleyeyim. Hani siyasetçiyiz, genellikle en etkili ve en doğru konuşmayı yapmak isteriz. Ama buradan bazen uzaklaştığımız olabilir. Ben kendi kendime derim ki aman insanların komik algılayacağı şeyleri söyleyebilecek duruma düşmeyeyim. Herkes bundan sakınmalıdır, herkes bundan kaçınmalıdır. Peki önümüzdeki dönemde ne olacaktır?
Önümüzdeki dönem seçimler yaklaştıkça herkesin sorumluluğunu daha ağır hissedeceği bir zaman dilimini çağıracaktır. Ben aklın galebe çalabileceği bir dönemi diliyorum. Ama herkesin hani katkı verebildiği boyutu gördük. Geçmiş deneyimlerimiz var. Önümüze de bu deneyimlerle beraber bunlara bakarak yürümek gibi bir tercihi ortaya koymalıyız. İlaveten de şunu söyleyeyim. Hiçbir siyasal partinin seçmeni onun emir eri değildir. Hiç kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gitmez. Siz tabanınızın aklına ve yüreğine uygun seçimler yapar iseniz tabanınızı konsolide edebilirsiniz ve sizinle beraber yürümelerini sağlarsınız. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer taraflarında siyasal partilerin anlaştığı yerler olabilir, anlaşamayacağı yerler olabilir, aday çıkartılır, çıkartılmaz. Bunların hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Ama nihayetinde her partinin seçmeni kendi genel merkezinin, kendi il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkanlıklarının verdikleri kararların kendi düşün dünyalarına ve duygu dünyalarına uygun olup olmadığını denetleyecek ve ona göre sandığa gidecektir. Yoksa kendi tabanınızın hiç istemediği yolları o tabanın önüne koyarsanız o tabanın sizi yalnız bıraktığını da acı bir şekilde görebilirsiniz. Ben umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki zaman dilimi en azından yerellerde bu görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağı ve hep beraber birlikte önce yerel demokrasiyi sonra genel demokrasiyi kuracağımız bir yolculuğu yeniden tazeleyeceğimiz, düşüncemizi, inancımızı yeniden tazeleyeceğimiz bir dönem olmalıdır. Ayrıca da şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de artık yeni nesil bir siyaset anlayışı, yeni nesil siyaset anlayışı içerisinde de düşüncenin, duygunun rasyonelleşmesi, birlikte davranılabilecek zamanlarda bundan çekinmemek ama o birlikte davranmayı ilkelere bağlamak konusunda herkesin bir konsensusu var. Özellikle gençler diyorlar ki yeter artık, saçma egolarınızla bizi ve hayatımızı bitirmeyin. Geleceğimizi kurgulanmasına katkı sağlayın hiç olmazsa. Ben bu düşüncelerin herkes tarafından iyi okunmasının herkes için ve Türkiye'nin toplamı için yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Günaydın. Tüm gündem başlıklarını neredeyse konuştuk sizinle. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın'la konuştuk. Siyasette kaldık. Siyasetle devam edelim. Dün yine bir stüdyo görseli olarak